15 Temmuz gecesi Ulusal Kanal yine tarihi bir görev yaptı. Amerikancı, Fethullahçı çete, asker kıyafeti giymiş çete Türk milletine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Türkiye'ye silah çekti o gece. Ve bunu ilk duyuran, adını koyan Ulusal Kanal oldu. Ulusal Kanal bir erken uyarı sistemi görevi yaparak daha darbe girişiminin ilk dakikalarında bunun bir Amerikancı, Fethullahçı çete olduğunu, Türk ordusunun bütününü kapsamadığını ve Türkiye'ye karşı bir Amerikancı darbe girişiminde olunduğunu ve bunun karşısında olduğumuzu bu ekrandan ilan etti. O açıdan TSK adına yapıldığı söylenen ülke yönetimine bütünüyle el konulmuştur iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu elbette tesadüf değil çünkü Ulusal Kanal içinde bulunduğu aile, Aydınlık Gazetesi ile Vatan Partisi ile Fethullahçı çetenin deyim birindeyse ciğerini bilmektedir. Ve 40 yıldır bu hareketi takip eden, nerede hangi adım atacağını çok iyi bilen bir camiadır burası. Biz de o gece 20-30-21 sıralarında ilk askeri hareketliği duyduğumuzda hem Vatan Partisi yöneticileriyle başta Sayın Doğu Perinçek olmak üzere hem de emekli komutanlarımızla görüşmeler yaparak bunun adını koyduk. Ve saat 23 sıralarında yayına gelerek Türkiye'ye karşı bir Amerikancı, Fethullahçı darbe olduğunun adını koyduk. Bizim hareketimizin saptaması buydu ve bunu milletimize buradan ilan ettik. Ve aynı zamanda o gün o dakikalarda kışlalarda askeri bölgelerde bütün Türkiye'nin dört bir yanında çatışmalar doluyordu. Ve orada özellikle Türk askerinin, Mehmetçiğimizin aldanmaması için, Mehmetçiğin Amerikancı planların tuzağına düşmemesi için çağrılar da yaptık. Bu çağrı tarihi bir çağrıydı. Onun adını koymak çok önemliydi ve o gece Ulusal Kanal ailesi bu görevi üstlendi. Çünkü bunun aslında bir darbe girişimi, darbenin geldiğini görebiliyorduk. Çünkü Amerika'nın 100 yılın davası dediği 100 yılın kumpası çökmüş, Silivri Zindanı yıkılmış, yurtseverler ve Türk ordusu özgürlüğüne kavuşmuştu. 24 Temmuz 2015'te açılım denilen süreç bitmiş ve Türk ordusu, Mehmetçiğimiz PKK'yı hendeklere gömmeye başlamıştı. Uçak kriziyle Rusya'yla düşman hale getirilmeye çalışılan süreç sona ermiş ve Rusya'yla yeniden ilişkiler geliştirilmiş. Rusya hatta İran, Astana'nın temelleri atılmaktaydı. Dolayısıyla Türkiye'de iktidarıyla, askeri uygulamalarıyla, siyasetiyle Amerika'nın istemediği bir rotaya doğru gitmekteydi. Avrasya rotası dediğimiz kendi bağımsızlıkçı siyasetin adımları atılmaya başlamıştı. Ve bunu seçimlerle, 2015'teki seçimlerle engelleyemeyen Amerika, işte Türk ordusu içerisine, yargısı içerisine, polisin içerisine yerleştirdiği o Fethullahçı çeteyi harekete geçirerek Türkiye'yi yeniden Amerikancı rotaya sokmak için kanlı bir girişimde bulundu. Ve biz de Ulusal Kanal olarak erken uyarı sistemi diyoruz. Bugünün deyimiyle Ulusal Kanal Türkiye'nin medyadaki S-400'üdür. S-400 olarak Amerikancı yalanlara karşı erken uyarı görevimizi o gece yaptık. Ulusal Kanal'ın o geceki bütün görev başındaki muhabiri, kameramanı, bütün arkadaşlarımız zaten bu Fethullahçı çetenin ne yapacağını biliyordu ve biz Ankara'da arkadaşlarımız hemen genelkurmayın önüne gittiler, meydanlara gittiler. İstanbul'daki arkadaşlarımızı sahaya indirdik. Burada özellikle darbecilerin hedefi, Fethullahçı çetenin hedefi şuydu ki gerek ordu içerisinde gerekse kamuoyundaki tırnak içerisinde Erdoğan karşıtlarını da darbeye dahil etmek istiyorlardı. Hedefleri buydu, amaçları buydu. Bu şekilde darbenin başarıya ulaşacağını düşünüyorlardı. Aldanan birçok insan oldu bunlara. O bakımdan Ulusal Kanal o gece çıkışı, Vatan Partisi'nin, Aydınlık Gazetesi'nin o geceki ve ondan sonraki tutumu Amerikancı darbenin boşa çıkarılmasında tayin edici olmuştur. Çünkü o dakikalarda gerçekten her bir dakikanın altın değerinde olduğu anlardı ve biz bütün olanaklarımızla, internetimizle, sosyal medyamızla bunun bir Amerikancı Fethullahçı darbe olduğunu bütün Türkiye'ye duyurduk. Ve milletimize de bir moral verdik. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri, çünkü benim yayına çıktığım dakikada TSK'nın internet sitesinde
TSK adına ülke yönetimine bütünüyle el konulmuştur bildirisi yayınlanıyordu. Ve biz o dakikalarda daha çıkıp bunun bir Amerikancı Fethullahçı darbe olduğunu ilan ederek tertipçilerin, darbecilerin, kanlı, eli kanlı katillerin planlarını boşa çıkardık. Ve o geceden itibaren gecenin geç saatlerine kadar, sabahın ilk ışıklarına kadar ve ertesi gün bunun bir Amerikancı darbe olduğunun ve milletimizin en başta tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki vatansever, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı subayların, askerlerimizin ve milletimizin direnişiyle bu darbe boşa çıkarıldı. Ulusal kanalda o gece tarihi bir görev yaptı. Ne mutlu ki bize birçok kesimden bu konuyla ilgili de özellikle AK Partili siyasetçilerden, belediyelerden çok sayıda ödül de aldık, teşekkürler de aldık. Ve AK Parti oy vermiş çok sayıda yurttaşımız da telefonlarla, gözyaşları içerisinde bizleri arayarak biz sizi yanlış tanımışız. Ulusal kanalın yıllardır söyledikleri, bu Fethullahçı çeteyle ilgili söyledikleri gerçekten doğruymuş. Bugün bir kez daha anladık ve siz bizi hep uyardınız. İyi ki varsınız, iyi ki ulusal kanal var demişlerdi. Bu da bizim için en büyük gurur ve övünç kaynağıdır.